Gel. Hatta o mevzuda hatta bize bile sormuşlardı. Size ne sordular o zaman? Konu neydi, hatırlamıyorum ki. Merhaba arkadaşlar. Biz gezmelere devam ediyoruz yine her zaman olduğu gibi. Bugün tarihimiz için, ülkemiz için çok özel olan bir yerdeyiz. Çanakkale'deyiz. Çanakkale Şehitliği'ni gezeceğiz arkadaşlar. Tarihimiz için oldukça önemli bir yer. Şehitlerimiz için dua edeceğiz, gezeceğiz. Buranın atmosferini soluyacağız biraz. Bir de birkaç yer daha var. Aynı şekilde. Hepsini gezmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bakalım neler göreceğiz daha. Daha öncesinde gelmiştim ama çok detaylı dolaşamamıştık. Bugün biraz daha detaylı dolaşacağız. Bugün de yine rehberimiz, eşimin eski bir dostu, bir ablamız buraları gezdirecek bize. Hepimiz bir araya geldik. Ayrıca çocuklar da yanımızda. Geziyoruz bakalım. Şikayet etmiş ondan sonra bana... Merhaba. Bana mantıklı cezası verdi. Ben sıraştığımı kaldım, tamam mı? Ondan sonra çocuk yapıyordu. Aradan bir hafta geçtiğinden çocuk yapıyordu. Orası bekle oğlum. Benim dedi, bekliyor bak. Ha bak, senin dedi, bekliyor. Bir sonra bunlar artık o zaman. Bekle. Ondan sonra ben Sömer'le konuşmaya gidiyorum, biliyor musun? Beklesin diyor. Bekliyorum. Uzak bir sizi önüne konuşmak istemiyor diyor. Şey yap. Oku. Şehitliklerimiz. Ruhları şad olsun. Vatanı için. Kendini feda eden şehitlerimiz. Ben de size dönerim, olmaz. Aşkım makineyi alman lazım içeride. Sonra? İşte yüzüm aldım, Ankara'ya gittim. Evet. Ya onlar var ya, onlar ayrı bir iş. Dur bak, anlatacağım sana şimdi. Onlar ayrı bir şey. Resmen. Peki mi? Hayır. Bugün Almanya'ya gittim. Çok sıcak bu arada. Surlarla burayı ziyarete gelen yüzlerce insan var. Sürekli ziyaret alan yerlerden birisi. Peki. Gel. Bunlarla girmeyelim bence içeriye. Şey, diğer dizileri takalım ya. Bu şey mi? Hadi beklesene. Her şehirden şehitler var burada. Her Müslüman ülkeden hatta. Savaşın tarafı, savaşın cereyanı. Burası hemen cephenin gerisi. Hastane burada kuruluyor. Şöyle bakarsanız eğer
Güllerin olduğu yer bir ay şeklindedir. Bu da bir yıldız motifi var görüyorsunuz. Bayram. Bu da bir prizma var. Şehitlerin ruhunun gökyüzüne yükselişini sembolize eder. Böyle bir anıt nerede görürseniz bilin ki orası hastane şehitleri. Hastane şehitleri standart bir şekilde yapıyoruz. Ay yıldız motifiyle yapıyoruz günümüzde artık. Böyle bir anıt varsa yani burası ne diye sormana gerek yok. Orası hastane şehitleri. Ve isimleri şehit olanların isimleri şu duvar üzerlerinde. Bakın memleketi ve ismi yazılıdır şehitlerin. Ve askerlerimizin mezar taşı şekli yapılan şu motif gördükleriniz nereden? O dönemde askerin başına giydiği kabalak dediğimiz enveriye dediğimiz başlayıcı şehitler. Onların önüne de buraya gelen askerlerin memleketleri yazılmıştır. Ha, burası daha çok şöyle bakarsanız benim dediler fazladır. Benim memleket denizde. Dolayısıyla yarısına fazla denizdir burası. Ege bölgesinden gelen. Gide sağ solu belli olmuyor. Zeynep! Zeynep! Burada hepsinin hikayesini anlat. Yani hatırlamam mümkün değil. Bu arada biraz önce şu geçtiğimiz yerde kamera kayıda girmemiş. Oradan benim tekrar geçmem lazım. Aslında çok bir şey değil. Ama şey var. Buradan doğru alalım. Buradan doğru nasıl alınır? Buradan ters alalım. Ben oradan dolaşayım olmazsa. Aynen. Aldım. Şimdi ise sembolik şehitliğe gireceğim. Çok saçma. Evet. Buralarda kimliği belirlenememiş şehit kabirleri de var. Belirlenenlerin isimleri yazıyor zaten mezarlarında. Her yer, her bir karış toprağımız şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Tabii ki 2177 kişinin bu kadar küçücük bir alanda olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Ama o günden bugüne artık doğal afetler sonucunda kalan alan burası. Bir parça da çok önemli bir yer var. Milli şairimiz ne diyor Mehmet Aksakal? Bastığım yerlere toprak deyip geçme sana, düşün altında yatan binlerce kefensiz yatana. Pardon canım. Çiğ dedi kabirler. Daha o şekilde yapma, zincir kırılmasın ya. Yavaş yavaş devam edebiliriz. Bak cephenin aileleri askerle komutan gibi yapıyorlar. Kutu maçı yapıyorlar kabuklara. Biraz önce yolda gelirken bakın bahsetmiş olduğu mezar burası. Tek üstü bilinen. Anne çünkü ben anlamadım. Yapışımlar ne için mezar değil. Ben sizin görüntüle gidiyorum. Ya var işte lan bu botla öyle kızıyor. Çok kuruşa da olsun. Her yer kuruş. Kaç yaşında? Eylül 337 mi doğmuş? Evet. Gelin bakalım şöyle. Bu hangi takvim? Rehber nasıl öğren?
Miladi Rumi takvim ne demek? Ben orada 1331 gördüm. Şimdi sevgili dostlar, bakın o mezarları görüyorsunuz. Hepsinin başında bir taş var. Ama bu taşların yanında ne yapıyorlar? Yani bunlar da bir sürü kabir, kimliği tespit edilemeyenler. Gördüğümüz her bir karış şehitlerimizin kabirleriyle dolu, nur içinde yatsınlar. Bugünkü huzurumuzu, birliğimizi onlara borçluyuz. Ya buraları görüp de duygulanmamak elde değil. Kalabalık nedeniyle çok fazla da hareket etmek mümkün değil. Rehberleriyle gelen binlerce ziyaretçi var. Evet, diğer şehitlerimize de geçtikçe kaydıma devam edeceğim arkadaşlar. Gel oğlum. Gel Orsi. Diğer konulardaki işine ben de girdim orada. Hatırlıyorsun. Sen ne biliyorsun? Bir şeyler olmuş. Falan yok. Yoksa ha, onun verdiği dozajımı yapmamışsın. Öyle, öyle bir şeyler bir oldu. Şey yok, uyduruyor. Biliyor mu uydurduğunu? Uyduruyor. Bana bir anda da sordular mı işte sana yok. Bana sordular. Murat'a sordular. Bu arada şehitlerin çıkışında burada hediyelik eşyalar da satılıyor. Anı olması bazında. Tur araçları. Evet arkadaşlar, durum böyle. Evet arkadaşlar, şu anda Şehitler Abidesi'ne geldik. Çanakkale Şehitler Abidesi. Şimdi buraya gireceğiz. Atıyor verdim. Bir tane sana, bir tane de. 3 tane maçı 10 lira veriyorum. Seçal 3 tane 5 lira anahtarlıklar koyuyorlar. 15 lira. O oh, pek yaklaşmaz. Sen havlasan ne olur? Havla. Gözlerim. Havlarsa pek iyi olmaz. Isırıyor mu? Valla sıkılıyorsa ufak. Öyle diyorlar da öyle diyenler sonradan pişman oluyor. Kadar sağlam ısırıyor mu ya? Tebrikler. Abi yemin ediyorum şuraya bir tane tamponcu açacaksın. Akşama kadar 20 kişinin tamponu düşüyor. Ben de fark ettim şimdi de. Yok orası tuzak. 20 tane tampon düşüyor gün. Seçen 3 tane 5 lira. Yok bir de o da bak yengen o da basa. Topaç gibi. Cihadiyiz. Thank you.
alacak mısın? Dönüşte bakalım. Hadi gel. Evet arkadaşlar, buradaki anıt mezarlar daha büyük. Büyüğünü yaptı. Valla. Aferin. Aferin çocuğum. İyi bari kenara yapmış. Aynen. Bazen tutamıyor kendini, bu orada bırakıyor. Sen Ercanlarla birlikte mi? Ercan vardı. Ondan sonra... Sevdirmez ablacığım ya. Yabancıya yaklaşmıyor. Berkant da arar hep. Ercan'la da konuşuruz. Bizim şeyde kadın da ailesine bakan Ömer'le Cüneyt doğru. Burada. Harika. Ağaçlara kuş yuvaları koymuşlar. Azerbaycan. Şehitlerimiz için. Yüzlerce, binlerce. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar yansıyor kameraya ama. Burada hayatını kaybetmiş bütün şehitlerimiz adına koyulmuş anıt mezarlar. Birçok bilgi yer alıyor. Mezar taşlarında, kabirlerinde. Nur içinde yatsınlar. Şurada yine böyle bir anıt var. Ziyaretçi var. Şey sordum, şehit 15'i olan vardı böyle yanında, şey bayrağı falan. O da 15 lira gibi. Ne bu hediye aldın? Hediyeden ziyade daha doğrusu anı. Evet, ana olmadı. Selam. Herhalde abi her zaman ne zaman? Ayıştılar. Burada şehitlikle ilgili hangi şehirden şehitlerin olduğu, daha doğrusu kabirlerinin bulunduğu yerlerle ilgili bir kroki var. Benim de memleketim olan İzmir 11 ve 12. bölgedeymiş.
İzmir şehitlerinin olduğu bölge 11-12. bölgeymiş. Kabirlerinin bulunduğu. Her yerde şehitlerimizden bir iz var. Devam edelim mi? Edelim. Aralara. Beksama. Beksama'yı biliyorsun değil mi? Tabii canım. Böyle şeyler iyi. Gelin Beksama bakıyorsun. Evet. Burası da Çanakkale. Şehitleri abidesi. Oldukça devasa bir yapı. Yine takıldık. Yine şehitlerimize ithafen burada görseller var. Biraz hızlı ilerleyelim. Evet. Bizim bu size önden koşa koşa gidiyor. Onlar da bizimle beraber ziyaretteler. Tabi o kadar heyecanlılar. Buyurun buyurun. Değildik ama sabah hala. Evet, sıcaktan bunalan Lucy kendini çimlere atıyor. Haline bakar mısınız? Burada şey. Yapılışında ne çok emek vardır. Bayrağımız. Alacağım, alacağım.
zamanlar. Şimdi masmavi görünen bu deniz, bu boğaz, şehitlerimizin kanıyla kıpkırmızıymış. Çok kan dökülmüş, çok can verilmiş. Topraklarımız gerçekten kolay elde edilmemiş, kolay kurtarılmamış. Bu açıdan da alalım. Herkesin ziyaret ettiği, onurlu bir destanın yazıldığı yer. Kayıplarda babasıyla gezmelerde muhtemelen. Hayırlı sizin ya. Nerede buluyorsun onları? Bizimkiler kayıplara karıştı. Gel bunları. Şey, dört bacağı da farklı şeyler sembolü. Aynen. Farklı. Çok güzel ya. İç kısmı aldım. Thank you.
Evet arkadaşlar, şehitlikten çıktık. İkinci günündeyiz. Yine farklı yerler gezeceğiz. Fakat dün şehitlikten sonra bir çıkış konuşması yapacaktım. Ancak o sırada bir kaza atlattık biz. Küçük bir daha doğrusu kameramı düşürdüm çekim yaparken bir sebepten dolayı. Bu yüzden de devamını getirmedim. Bir hayli moralim bozulmuştu. Yani oradan sonra da birkaç yer daha gezdik. Gerçi çok büyük yerler değildi ama çok yaygın bilinen şehitlikler değildi. Burada her yer şehitlik. Çok fazla var. Çünkü çok fazla asker kaybedilmiş durumda. Bundan dolayı gezebilecek, görülmeye değer çok yer vardı. Birkaçına gidecek sonrasında ama dediğim gibi bir hali motivasyonum da düşmüştü benim. Bir hali moralim de bozulmuştu. Ondan dolayı bugün yine çekimlerimize devam edeceğiz. Sanırım yeni rotamız Kaz Dağları olacak. Henüz tam netleştirmedik ama farklı yerlerde olabilir. Biraz da doğayla iç içe geziler yapacağız. Bakalım nasıl geçecek. Yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Biz Kaz Dağları'na gidecektik bugün ama planımız değişti şu anda. Çanakkale'de gezmeye devam ediyoruz. Nusret Mayın Gemisi'nin olduğu bölgedeyiz ama ziyarete şu an kapalı. 5'e kadarmış ziyaret. Ziyaret saatini kaçırdık biraz. Yine de ben size çevreden görüntü alacağım. Şöyle göstereyim. Görebildiğiniz kadarıyla.
Normalde ziyarete açık buralar ama biz yetişemedik. Burada Deniz Müzesi var Çanakkale'de. Şu anda buralar bakım onarım nedeniyle kapalı. Fakat aldığımız yüzünde çekim yapmamıza uzaktan da olsa bir sakınca olmadığını söylediler. Şöyle gösterebilirim. Gezilip görülmeye değer yerler. Tabii biz çocuklarla biraz denize girdik. Yüzdüler, serinlediler. Hava çok sıcaktı çünkü. Dolayısıyla şöyle bir dolaşalım mı aşkım çevresini? Dolayısıyla biraz zaman kaybettik. Buranın da 5'e kadarmış sanırım ziyaretleri. Biz bunu bilmiyorduk. Bu nedenle giremedik. İçeriği de görüntüleyecektim ama. Çanakkale bayağı modern bir şehir olduğu kadar tarihi dokusunu da koruyan bir şehir. Kesinlikle ziyaret edilmesini tavsiye ediyorum. Düşüyordum bu arada. Kaz Dağları ziyaretimizi, doğa gezimizi iptal ettik. Çünkü bir hayli uzaktı bulunduğumuz konuma göre. Oraya gitseydik bütün günümüzü sanırım yolda geçirirdik. Dolayısıyla buralarda gezmeyi tercih ettik. Çanakkale merkezi ortalama 150-155 km. Evet, bir hayli uzaktı. Biz de sıcakta çocukları serinletmeyi tercih ettik. Yine de görülmeye değer yerler olduğunu düşündüğümüz için gelsin. Lucy. Sen gel. Evet, buralar böyle. Bizim çocuklar da serinlediler. Şimdilik kısa bir ara veriyorum. Yine devam edeceğiz ihtiyaç molası. Şu anda da kale var. Kaleyi ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Birazdan oraya gittiğimizde yine geç kalmamışsak eğer bir giriş kısıtlaması yoksa devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğümüz kadarıyla bu kale de Deniz Müzesi'ne dahil bir yer. Dolayısıyla burada da içeriye giremeyeceğiz. Ayrı bir giriş alanı yok. Orsaycığım gel. Ama size gösterebildiğim kadar göstereceğim. Sabah 9, akşam 5 giriş saatleri varmış sınıf. Halimhane sokakta, gelip görmek isteyenler için. Şurada duvarlar biraz daha alçak. Sanırım daha rahat çekerim oradan.
Evet, surlar bu şekilde. Daha önce de dediğim gibi burada tarihi doku çok iyi korunmuş. Gerçekten beklediğimden çok daha bilinçli bir halkı var Çanakkale'nin. Denizi öyle tertemiz, sokakları yine aynı şekilde. Tarihi dokuları korumayı bilen, değerini mutlaka bilen insanlar var. Hatta bugün öğrendiğimize göre karşıya geçiliyor feribotta da geçtiğimiz bölgede, şehitlik bölgesinde her yıl 10 Ağustos muydu? 10 Ağustos olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şehitlerimiz için mevlütler yapılıyormuş. Ve bu tamamen halkın kendi inisiyatifiyle yapılan bir şey. Halkın kendi içinde yaptığı bir şey. Tabii bu etkinliklere belediye de destek veriyormuş aynı şekilde. Böyle olması çok güzel. Herhangi bir devlet iradesinde yapılan bir şey değil ama halkı bunun bilincinde insanlar. Evet arkadaşlar. Görüntüleyebildiğim. Şimdilik bu kadar. Yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yeniden kordon boyundayız. Biraz önce burada çocukları biraz denize soktuk. Yüzdüler falan. Biraz önce içeriye giremediğimiz Nusret Mayın gemisi. Buradan daha rahat gözükebiliyor. Tabi orijinal gemi değilmiş, maketiymiş. Orijinali farklı bir yerde muhafaza ediliyormuş. Gel. Buralar böyle. Bu arada balık tutmak için de oldukça uygun bir yer. Gel. Gel buraya. Burada kafeler falan var. İnsanların zaman geçirdiği. Gel. Yatma yere, yatma. Bizim Orsi de kendini atacak yer arıyor bu arada. Evet, bu şekilde feribotlar var arkadaşlar. Arabalı feribotlar. Karşıya gidilip geliniyor bunlarla. Karşıda şehitlikler var. Bu tarafta da yerleşim alanları var. Gel, gel, gel. Evet, yine devam edeceğim arkadaşlar. Evet, burada da balık tutmalar devam ediyor. Bu arabalı feribotlarla ilgili dilerseniz bir kartlı üyelik sistemi de var indirimli geçiş yapmak üzere. Sanırım 43 liraydı. 43 lira gibi bir indirimle. Normal 51. Yani 43 lira gibi bir fiyata. Aracınızla karşıya gidip gelebiliyorsunuz. Gestaş'ın indirim kartı bu. Fakat normal fiyatı 51 lira. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa bilginiz olsun. Ama indirim kartı çıkartırsanız tabii ki daha indirimli geçişler yapabiliyorsunuz. Şehitliğe, anıt bölgesine ve yerleşim yeri arasında. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası gibi bir durum var burada. Fakat bilginiz olsun, kredi kartı geçmiyor. Nakit ödeme yapılıyor. Nakit olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla buraya gelmek isteyen arkadaşlar bu konuda hazırlıklı olsunlar. Yanında nakit bulundurmuyorsanız yanınıza. Bilginiz olsun. Bu arada evet doğru.
Eşimin de dediği gibi indirim kartı Çanakkale merkezden alınıyor. Karşı tarafta satışı yok. Bu konuda da not düşelim, bilginiz olsun. Çanakkale merkezden, limandan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Feribotların bulunduğu kısımdan. Şimdilik kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki yine videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kordon yürüyüşümüz devam ediyor. Bu arada GES kartımızı da aldık, aboneliğimizi yaptırdık. Ama şöyle bir durum var, adı kart ama bir kart değil, tamamen sanal kart. Plakaya kaydediliyor ve plakanı okutarak geçiyorsun. HGS sistemi gibi düşünün. Onun dışında günübirlik geçişler için de oldukça güzel indirimler sağlıyor. Buraya gel. Orsun. Güzel indirimler sağlıyor. Yani tercih edebilirsiniz. Özellikle İzmir tarafa seyahat eden arkadaşlar için de İstanbul-İzmir arası geçiş kolaylığı var. Tavsiye ederim. Bu arada biz kordonla gezmelere devam ediyoruz. Burası gerçekten... Evet arkadaşlar, kameram kayıttan çıkmış. Nereye çıktı, nasıl çıktı anlamadım ama şu an Troya'dayız. Çanakkale kordon boyu. Ne kadar süredir kayıtta değilim bilmiyorum ama burası bir tatil yerini aratmıyor. Tıpkı Kuşadası, Bodrum gibi. Şöyle bir tarihi bilgilendirmesi var. Eğer okumak isterseniz şey yapabilirsiniz, videoyu o kısımda durdurabilirsiniz. Farklı dillerde. Troy filminde kullanılan atın orijinali. 2004 yılından beri sergileniyormuş. Evet, burada piramit yapı şeklinde sergilenen doğal taşlar mı diyeyim? Doğal taş sanırım. Burada her yer doğal bir tarih müzesi gibi. Burada şehrin ilk oluşumundan bu yana ki, özellikle de savaş dönemlerinden kalma minyatür halleri. Biraz önce girmek isteyip de ziyaret edemediğimiz kale minyatürleri yapılmış. Anadolu'daki bilinen ilk yerleşim alanlarından bir yer olduğu söyleniyor. İlk kuruluşu 9000 metrekarelik bir alandaymış. Burada belirtilen bilgilere göre. Yakından bakıldığında o kadar orijinal ve gerçekçi duruyor ki. Thank you.
köşelerde ışıklandırmalar içerisinde bölgede bulunan tarihi kalıntılar sergileniyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin Astrofizik Araştırma Merkezi'nin burada sergilediği bir güneş saati. Şöyle gösterebilirim. Oldukça ilginç şeyler görüyoruz. Gördüğüm simgelere göre burçlarım. Burçlar hakkında bir güneş saati sergilemesi. Güneş saati. Evet. Ama gerçekten doğru mu? Yok, değil. Tam tuttum. Gerçi bir dakika, saatler geri alınmadı. Bir saatten tutmuyor. Doğru. Güneş saati göre normal. Şu anki saat sistemine bakarsak zaten normalde saat hiçbir doğru. Şey normal değil. Hayır, bizde saatler geri alınmıyor şimdi. Bak şu anda gerçekten de 5'e geçiyor, 5'e 20 geçiyor. Benim saatim de 6:20 geçiyor. Bizim saatler ayarları sabitlendiği için. Evet. Ama normalde güneş saati olarak gerçekten doğru. Aha, güzelmiş ama bunu görmemiştim. Aynen. Burçlara bak. Tabii güneş saatine göre hesaplanıyor ya. Yerleşim alanları. Oldukça güzel. Evet arkadaşlar, bu arada bu sahil kesiminde pek çok yerde olduğu gibi bisiklet kiralanabiliyor. Bisiklet kullanan çok insan var. Şöyle koyları var küçük küçük. Gerçekten görülmeye değer. Suyu İçini ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar ama kefal sürüleri var burada. Küçük yavru balıklar da var tabii. Turgut. Gerçekten balık iştahım kabardı şu anda. 11 lira veriyorum. Küçüğüm dur. Şeymiş yok, yedi.
Balıklar buradaki ekmeğe saldırıyorlardı. Balıklar buradaki ekmeğe saldırıyorlardı az önce. Gerçekten oldukça bizi etkiledi buralar. Gerçekten İstanbul'dan kaçmak istiyoruz yoğunluğundan ve şu an iki günlük gezi bile bize o kadar iyi geldi ki. Yaşadığımız küçük tatsızlıkları saymazsak o da burayla alakalı değildi. Araçla giderken dışarıya çekim almaya çalışırken bir anda dengemi kaybettim. Ve kamera elimden kayıp gitti benim. Kameram düştü. Yani hasar gördü bir miktar ama hala hayatta, hala çekim yapabiliyorum çok şükür. Ama tabii ki bir hasar oluştu maalesef. Hareket halindeki bir araç nedeniyle. Oo, kocaman kefaller. Turgut. Kocaman kefaller var burada. Kocaman kefaller var burada. Baksana dipte değişik bir balık da var. Şurada. Kaya balığı değil ama. Bak bak bak, görüyor musun? Hemen şurada bak, gidiyor. Kefal, evet. Kefalin haricinde değişik bir balık daha gördüm. Çizgisini fark ettim ama çok rengi tam net anlaşılmıyor. Melanor mu? Ya yemin ediyorum böyle balık iştahım kabardı şu an. Bak şey... Ayna yaptı biraz önce. Kocaman bir kefal var burada. Şu an dalga oldu. Anlaşılmıyor ama yansımasını gördüm yani. Evet. Bizim çocuklar da yüzdüler, yürüdüler derken bayağı yoruldular ama yüzmelerini özellikle istedik. Çünkü araçta serinletme artı pencereler vesaire hiçbiri işe yaramadı. Hepimiz pert olduk. Çok sıcaktı. Çocuklar da bir hali sıcaklamışlardı. O yüzden de serinlemelerini istedik ki 5 dakikada kurudular bile. Normalde evde onları biz banyo yaptırdığımızda 1 saatte zor kurutuyoruz kurutma makineleriyle. Fön makineleriyle falan ama şu anda çok çabuk kurudular. 5 dakikada. O kadar sıcaktı. Tabi bu arada Orsi çok fazla yüzmeyi sevmiyor. Biz onu yüzdürdüğümüz için de çok fazla denize yaklaşmak istemiyor. Ama Lucy'miz seviyor yüzmeyi. Yani kendisi suya girdi. Kendisi suya girdiği için de kızla yüzmesine izin verdik. Orsimiz yoruldu o yüzden bayağı bir. Şimdi babasıyla beraber kucakta kendisini taşıtıyor. Aa bak, burada küçük arkadaşlar varmış. Lucy, sakın cadılık yapmıyorsun kızım.
Bizim kızımız birazcık şey, cadılos. Tam bir tabiri caizse cadılos. Bu arada burada perforjayla yapılmış bir gemi figürü var. Çok güzel. O gördüğümüz Troy adlı heykeli Troy filminde, yabancı sinema var ya Troy. Evet. O Troy savaşını gösteren Troy filminde kullanılan atmış. O filmde sinema, kullanılan at, aynen evet. Şey bildirimini okudum şimdi o, de. O sinema o sinema şirketi Çanakkale'ye hediye edilmiş. Çanakkale'ye hediye edilmiş, evet doğru. Film şirketi tarafından Çanakkale'ye hediye edilmiş. Yani o filmde o da, kullanılan gerçek at. Yani o at yani. Anladım. Gerçek şey. Troy, gerçek Troy'u bilemeyiz zaten. O çok. Tabii tabii. Yüzlerce binlerce yıl önce yapılmış. Ama büyük incelik bunu da düşünmeleri. Buranın yani, tarihine ait bir şey olduğu için. Troy'un şöyle diyeyim. Troy'da aslında kız kaçırmak olarak falan söylentiler var. Ancak öyle de değil pek de. Troy adasının oranın zenginliğinden dolayı oraya askerlerin sızması söz konusu. Ben oraya askerlerin kaçak girmek üzere kullandıklarını aynen öyle. İçeride biliyorum. Yani, gece zaten. Okuduğum kaynaklar o şekildeydi. Ama filmi de çok güzel yani. Filmini izlemek kısmet olmadı. Bir gün izlemek lazım. Yok. Gerçi ben izledim. Gerçekten güzel. Yani Kılıç'ta hatta film olur ya o tarz. Güzel yani. Ben bir ara bakmıştım. Of of of. Şanlı Türk bayrağımız. Her yerde, her yerde, her yerde bütün her yerde var. Gördükçe mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. Dağa, taşa her yere ismi kazınmış zaferimizin kendinden söz ettiren. Ya şöyle söyleyeyim. Şehir merkezinde yaşamak gerçekten bunaltıcı ama Çanakkale'de yaşadığın zaman Çanakkale'nin merkezi çok güzel. Evet. Yani, ya bir de şöyle bir durum gibi var. Her şey orijinalliğiyle korunmaya çalışılmış. Yani, mümkün mü ellerinden geldiği kadarıyla. Halkı çok her şeyi muhafaza etmeye çalışmışlar. Dolayısıyla o yılları buraya geldiğinde yaşıyor gibisin. Yani özellikle şöyle söyleyeyim şu anda yani bazı yerlerde özellikle İstanbul'da Suriyelilerden bayağı bir dert yanıyorlar herkes. Burada yani Suriyeli sayısı yok. Oldukça kadar azmış az. Evet. Duyduğum kadarıyla. Yani insanlar birbirine karşı çok duyarlı ya. Ya evet o konuda İstanbul'da çok muzdaripiz yani eyvallah yani, tamam resim, savaş dahi 5-6 dönemdir aynı oldukça yani. Savaşlar görmüş bir millet olarak tamam bazı şeyleri anlayabiliyoruz ama buraya geldiklerinden bu yana toplum içerisinde bir hayli de huzursuzluklar yaşanmaya başlandı. Kendi şahit olduğumuz durumlar da oldu. Yani erkeklerin bayanlara askıntı olması gibi. Bu gibi şeylere şahit olduğumuz için açıkçası misafirlikte bir yere kadar diyorum. Açıkçası yani her şey tadını bırakmak lazım. Eğer zaman içerisinde kendi ülkene, insanlarına bir takım zararlar oluşmaya başladıysa artık toplumsal olarak bir takım tepkiler veriliyorsa evet yardımsever bir milletiz. Vicdanlı bir milletiz ama bazen biraz da katı olmak lazım diye düşünüyorum. Misafirlik bir yere kadar demek lazım diye düşünüyorum. Umarım bazı şeyler yoluna girer. Ülkemizden tabii ki umudumuzu kesmiyoruz hiçbir zaman. Mutlaka bir gün bir şeylerin düzeleceğini düşünüyoruz. Nereden nereye geldik? Laf lafı açıyor. Özetle burası öyle bir yer. O açıdan bir hayli dinginliği, sakinliği var. Yani halkta huzurlu.
Öyle söyleyeyim İstanbul'a göre. İstanbul'umuzu da seviyoruz. Orası bizim tarihimiz, bizim ülkemizin bir parçası sonuçta. Orada da bir şeylerin artık düzeleceğini, güzelleşeceğini umut ediyoruz, olacağını düşünüyoruz. Umarım İstanbul'umuzda ikinci bir Çanakkale olur. Doğallığını korur. Yeniden doğal olduğu günlere döner ya da öyle söyleyeyim. Güzel temennilerimiz var bu anlamda. Ümitlerimiz var. Ama buraya hayran kaldım. Gerçekten denizde gördüğünüz atıklar, kalıntılar bir ağaç yaprağı kadar doğal. İnsani hiçbir kirlilik yok. İnsanların bu derece bilinçli olması açıkçası benim çok hoşuma gitti. İstanbul'da çünkü poşetlerle denize çöpler fırlatıldığına şahit oldum. Ha. Müdahale edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Müdahale etmeye kalktığımızda ters tepkilerle karşılaşıyor muyuz? Evet, karşılaşıyoruz. Maalesef ki. Bir yere kadar müdahale edebiliyoruz. Ama şöyle göstereyim ya. Size hep böyle kalıntılar, deniz kirliliği gösteriyorum ya. Bakın. Kuş tüyü bir tanesi. Bir tanesi de ağaç yaprağı. Çanakkale Denizi'nin, Çanakkale Boğazı'nın kirliliği bundan ibaret. Yani o kadar doğal, temiz. Neredeyse hiç çöp yok yani. Bakın hep yaprak görülenler. Kuşlardan arta kalan, düşen tüyler. Hep bilinçli olmaktan söz ediyorum ya. Hep koruyalım çevremizi diyorum ya. İşte onun hayat bulmuş hali burası diyebilirim. Suyun dibini görüyoruz yani. O kadar berrak. Halkını da hizmet eden belediyesini de tebrik ediyorum. Elleri dert görmesin. Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten de diyecek söz bulamıyorum. Gerçekten hayat bulmuş hali. Temizliğin, doğallığın. İstanbul'dan gelen birisi olarak. Çanakkale'de yaşamayan yerli bir turist diyelim. Yerli bir vatandaşı olaraktan. Gerçekten memnun kaldım burayı ziyaret etmekten. Evet, gördüğünüz gibi kuşları korkutmadan almak istiyorum arkadaşlar. Onlara yemler verilmiş karınlarını doyurmaları için ve su kapları. Yani görebileceğiniz tek şey bu ve buna ben kirlilik demiyorum. Bu hayvanların beslenmesi için gerekli olan bir şey. Dönüyor muyuz? Yani böyle. Evet, kuşlardan arta kalan ekmeklerde bu şekilde balıklar tarafından tüketiliyor, değerlendiriliyor. Hiçbirisi çöp olmuyor. Hiçbirisi kirlilik yaratmıyor doğal olarak. Birinin yemediği fazla olan şeyler diğerinin gıdası haline geliyor ve çok fazla yavru balık var burada. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kocaman, kocaman, kocaman balık sürüleri. Bakın ekmeklere bu şekilde saldırıyorlar. Doyuruyorlar kendilerini. Turgut! Thank you.
kocaman dev kefaller gördüm. Biraz önce ekmeklere saldırdılar şuralarda. Yani bizim yakaladıklarımızın iki katı diyebilirim. Dur gitme. Rusi? Ne oldu şu anda, ne oldu? Bu kadar coştun. Rusi? Tek kelimeyle harika gördüm. Balıklara bayıldım ben şu an. Her şeyi bırakıp İstanbul'a dönüşten de vazgeçip burada oturup balığımı tutmak istiyorum. Kesinlikle şu an içimden geçen, hani derler ya şeytan dürttü. Şeytan dürttü, evet. Şu an içimdeki ses diyor ki hemen bir kenarda çadırını kur, oltanı at, balığını tut. Hatta balık tutan heykeller bile var, öyle söyleyeyim yani. Bakın şöyle. Her yerde göremezsiniz balık tutan heykeller. Bir işin esprisi, abimizin bir tanesi oltasını koymuş balık gelirse diye. Yavru balıkları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Belki ışığın kırılmasından dolayı da yansımıyor olabilir ama harika bir balık yavrusu sürüsü var burada. Burası tam bir akvaryum gibi. Evet. Çay bahçeleri de var buralarda. İnsanların nefes alması için, dinlenmesi için. Hoş, her yer nefes almaya yardımcı zaten. Bizim çocuklar da kuşların orada kaldılar. Ne yapıyorlar anlamadım. Su mu içiyorlar anlamadım ama. Evet arkadaşlar, burada durumlar böyle. Dün karşıdan geçerek buraya gelmiştik. Tam olarak şimdi limanın adını hatırlayamadım. Kilit. Kilitli bir ismi vardı. Unuttum şu anda. Şehitlikleri dolaştıktan sonra karşıya geçtik. O dostumuz arkadaşımızın evine de misafir olduk. Gece kamp yapmak üzere ayrıldık. Fakat aa çok güzel. Suda frontozaya benzeyen, akvaryum balığı olan frontozaya benzeyen, biraz önce eşimin bahsetti ama ismi bana değişik gelen bir balık var. Hatta yuvası var. Öyle söyleyeyim, yavrular var burada şu anda. Kayalık içlerine yuva yapmışlar. Dediğim gibi kamp için ayrıldık. Arkadaşımızın yanından. Bizim çocuklar da arkadaş bulmuşlar kendilerine. Fakat ortam karanlıktı. Sahil kesiminde biz
gündüz çok fazla tespit edemediğimiz için ne olup bittiğini, nasıl bir yer olduğunu çok fazla tespit etme şansımız olmadı. Dolayısıyla kamp yapamadık. Araçta konakladık. Bizim kamp çadırımızın 4 kapısı ve kilitleri vardı. Rahatsız mıydı? Değildi. Kampçı arkadaşların bazılarının da tercih edebileceği, en azından imkanlarının bulunmadığı noktalarda tercih edebilecekleri bir yöntem arabada konaklamak. Biz öyle yaptık. Sabahında bu arkadaşımızla yeniden buluştuk, kahvaltı ettik. Çok misafirperverler gerçekten, Çanakkale'liler yerli olarak. Memleketleri de burası. Çok sıcakkanlılar, çok misafirperverler. Ben kendisiyle, eşim aracılığıyla ilk kez tanıştım bu ziyaretimde. Ona rağmen sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi bir his uyandırdı. Çok sıcakkanlılar gerçekten. Şimdi yeniden, birkaç saat öncesinde onlardan yeniden ayrıldık. Bir süre oturduk, kahve keyfi yaptık, sohbet ettik falan. Yeniden ayrıldık. Şimdi çevreyi geziyoruz. Son olarak bir iki saat sonra yeniden kendileriyle vedalaşıp yola koyulacağız. Yeniden karşıya geçeceğiz. Şehitliklerde ilerlerken en azından dün kameram zarar gördüğü için çekim yapamadığım yerler eğer rotamız üzerinde bulunursa, çünkü dün bayağı bir detaylı dolaşıyorduk, rotamız üzerinde bulunursa yeniden ziyaret edip görüntü almaya çalışacağım sizler için, ama sözünü veremiyorum tabii ki, tamamen o anki doğal şartlara bağlı. Doğaçlama yapıyoruz pek çok şey çünkü. Buna istinaden tabii ki sözünü veremiyorum ama yapmaya çalışacağım bu konuda. İçimde de kaldı sizlerle paylaşamadığım için. Çok üzülmüştüm kameram zarar gördü diye. O anki imkanlarla yeni bir kamera temin etmem imkansızdı. Hal böyle olunca da görüntüleyebilirsem, elimden gelirse, imkanım olursa görüntülemeye çalışacağım. Sonrasında da İstanbul'a doğru yeniden yol alacağız. Devam edeceğiz yolumuza, evimize döneceğiz. Hafta sonu gezimiz bu kadar. İleriki tarihlerde, ileriki zamanlarda bakalım rotamız nereye doğru bizi savuracak, götürecek. O yüzden çoğu şeyi doğaçlama yaptığımız için net bir şey söylemiyorum. Sürpriz olsun diyorum. Her seferi sürpriz olsun sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi karşıya geçtikten sonraki şartlara bakacağım. Eğer imkanımız olmazsa da yeniden sizlere veda edeceğim o zaman için. Yeniden görüşeceğiz sizlerle tabii ki. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Karşıya geçerken görüntü almaya çalışacağım. Araç trafiğinin yoğunluğuna göre. Çünkü oldukça yoğun bir trafik var. Ortalama 15-20 dakika civarı sıra bekleyebiliyorsun feribota binmek için. Duruma bakacağız artık. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar, Kilit Bahir feribottan iniyoruz. Feribot iskelesindeyiz şu anda. Yolculuğumuz devam ediyor. Dur yolcu yazısı. Şu anda geçtiğimiz her alan müze özelliği taşıyor.
yaşayan bir müze buralar. Gerçi karanlıkta çok fazla gözükmez şu anda. Ama Çanakkale Boğazı. Feribotla karşıya geçtik. Buradan da İstanbul'a yolculuğumuz devam edecek. Evet. Havanın kararmasını beklemiyorduk. Aslında daha erken saatlerde çıkacaktık arkadaşlar ama elde olmayan sebeplerle yine geceye kaldık. Pek çok zaman olduğu gibi gece yolculuğu daha iyi oluyor. Hele ki sıcak mı? Hava sıcaklığını düşünürsek iki küçük köpekle mecburen gece serinliğinde yolculuk etmek daha iyi oluyor. Dolayısıyla da böyle oldu maalesef. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Daha pek çok yerlere gideceğiz tabii ki. Yolculuğumuzun sonu değil. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin ki daha güzel videolarım da gelsin. Bunun için mutlaka desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Şimdiki herkese iyi akşamlar diyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere.